Değerli takipçilerimiz, gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, Türk'ün gücünü dünyaya duyurduğumuz için kanalımız saldırı altına alındı. Sizlerden istirhamımız bu videomuzu beğenip videomuza nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, Rus savaş uçakları İdlib'de Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti. Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu unsuru hayatını kaybetti. Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre İdlib'in batısında Duveyle köyünde konuşlu Suriye Milli Ordusu'na bağlı Feylekuş Şam güçleri havadan vuruldu. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda Suriye Milli Ordusu unsuru hayatını kaybetti. Alınan son bilgilere göre 45 kişi öldürüldü. Kaynaklar saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi. Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin yani Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri, bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta'yla ülkenin güney bölgeleri olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2017'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2021 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.